görüp ahkam-ı asr-ı münharif sıdkü selametten, çekildik izzet-ü ikbal ile bab-ı hükümetten. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakit olmaz kadr-ı kıymetten. Ne efsünkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet, esir aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Evet çocuklar, ben vatan, millet, hürriyet şairi Namık Kemal. 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdum. Babam zamanın aydınlarından biri olan Mustafa Asım Bey'di. Herkesce tanınmış büyük devlet adamları ve düşünürler yetiştiren bir aileden geliyorum. Annem ben 8 yaşımdayken vefat ettiği için beni anneannem ve bir mülkiye memuru olan dedem Abdüllatif Paşa yetiştirdiler. Onlarla birlikte Tekirdağ'ında, Afyon'da, Kars'ta ve Sofya'da bulundum. Kısa bir süreliğine İstanbul'daki Valide ve Beyazıt Rüştiye Mekteplerinde okudum. Dedemin görev yerlerinin sürekli değişmesi sebebiyle düzenli bir eğitim alamadım. Fakat bulunduğumuz büyük merkezlerde tutulan hususi öğretmenlerimden çok şey öğrendim. 18 yaşımda İstanbul'da bulunan babamın yanına geldiğimde bir divan şairi olma yolunda ilerliyor ve edebiyata karşı büyük bir meyil gösteriyordum. Dedemin ahbaplarından olan Eşref Paşa, bendeki yeteneği fark etmiş ve bana Namık mahlasını vererek şiir yazma hevesimi arttırmıştı. İstanbul'da daha geniş ve üstün bir edebiyat çevresi edinmiştim. Yenişehirli Avni ve Leskovçalı Galip gibi şairlerle tanışma fırsatım oldu. Bir süre sonra tercüme odasına katip tayin edildim. Bu sıralarda Şinasi ile tanıştım ve kısa zamanda Fransızca öğrendim. Şinasi'nin çıkardığı Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başlamıştım. Çok geçmeden hükümet karşıtı yazdığım ateşli makaleler sebebiyle Erzurum'a vali muavini olarak tayin edildim. Bunun aslında bir sürgün olduğunu bildiğimden benimle aynı kaderi paylaşan Ziya Paşa ile birlikte Avrupa'ya gittik. Paris ve Londra'da bulundum. Bu sırada hürriyet fikirlerini yayan gazeteler çıkarmaya da devam ediyordum. 4 yıl sonra Sultan Abdülaziz tarafından genel af ilan edilince İstanbul'a döndüm. Avrupa'da edindiğim bilgi ve tecrübe ile İbret gazetesini çıkararak vatan, hürriyet ve meşrutiyet fikirlerini daha geniş ve şuurlu bir şekilde yaymaya başladım. Fakat Padişah Abdülaziz'in bu gibi hareketlere hiç tahammülü yoktu. Gazeteyi kapattı ve beni Gelibolu mutasarrıfı yaparak İstanbul'dan uzaklaştırdı. Bir süre sonra tekrar İstanbul'a döndüm. 1873'te vatan piyesinin temsili millet üzerinde büyük bir heyecan uyandırınca İstibdat hükümeti beni bu sefer Kıbrıs'taki Magosa Kalesi'nde bir askeri birlik komutanının gözetimi altında hapsetti. Burada 3 yıl kalarak birçok eser yazdım. 1878'de tahta 5. Murat'ın çıkmasıyla serbest bırakıldım ve İstanbul'a döndüm. Edebiyatın yenileşmesi ve meşruiyetin kurulması yolundaki çalışmalarıma devam ettim. Fakat beni çok seven 5. Murat'ın padişahlığı, ruhi hastalıkları sebebiyle çok sürmedi. Tahttan indirilerek yerine 2. Abdülhamit çıkarıldı. Çok geçmeden padişahlığa hakaret suçundan tutuklandım ve Midilli Adası'na mutasarrıf olarak atandım. Daha sonra yine aynı vazifeyle Rodos ve Sakız Adalarına sürüldüm. Bu sırada sıkı istibdat yönetimi sebebiyle eserlerimi neşredemiyor, buna rağmen çeşitli türlerde birçok eser yazmaya devam ediyordum. Son zamanlarımda büyük bir Osmanlı tarihi yazmaya koyulmuştum. Fatih devrine kadar yazmış, bir yandan da İstanbul'daki arkadaşım Ebu Ziya Tevfik vasıtasıyla yayınlanmasını sağlamıştım. Fakat bu çalışma da Abdülhamit'in hoşuna gitmemişti. Yayımı durdurmam için bana padişah emri gönderildi. Maddi manevi sıkıntılar içinde geçen ömrüm, henüz 48 yaşında olan bedenimi yıpratmış, bu son olayda üzerimde ezici bir tesir yaratmıştı. Kısa sürede zatüreye yakalandım.
Hayatımın son günleri bu şartlar altında Sakız Adası'nda geçti.